Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar. Yardımcı Dokunmatik diye bir uygulama tanıtmıştım bir önceki videomda. Bugün de kontrol merkezi isimli bir uygulama tanıtacağım. Bu kontrol merkezi böyle bir şey arkadaşlar. Bunu indiriyorsunuz. Sağdan kaydırıyorsunuz böyle. Şöyle kaydırıyorsunuz. Çok güzel. iPhone'larda, iOS'larda, iPad'lerde olan bir şey bu arkadaşlar. Böyle sesi ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Müzik çalıyor buradan. Buradan uçak modu, Wi-Fi, Bluetooth. Bu ne bilmiyorum. Buradan kilitliyor galiba. Buradan da favori uygulamalar var. Buradan kamera, fener, hesap makinesi. Diğerini bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Böyle bir şey arkadaşlar. Çok yardımcı bu uygulama. Buradan uygulamaya girdiğimizde ayarlarını da yapabiliyoruz. Bir saniye. Ayarlarını da yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle girelim. Boyutuna bakalım mesela. Boyutu neymiş? Nasılmış? Mesela sağdan açılıyor bu. Ben sağdan yapmayı tercih ediyorum. Alttan da olabiliyor. Böyle alttan kaydırırsanız geliyor. Aslında bu işte iOS kullanıcıları bilir arkadaşlar. Buradan boyutunu ayarlayabiliyoruz da nasıl boyut yani? Ha şuradan. Kenarda görüyorsunuz. Aşağıda, yukarıda. Şöyle sağ kenarda rengini ayarlayabiliyoruz. Fark etmiyor. Yine şöyle yapalım. Burada başka ayarları da var. Siz istediğiniz ayarları yapabilirsiniz. Bayağı güzel bir uygulama. Yani yararlı da. Pozisyon diyor. Yine aynı. Aynı ayarlar aynı yerde. Favori uygulamayı ekle diyor burada. Ben bunları ekledim. Sonra burada ikili bir reklam çıkıyor. Bakın burada da araçlar yardımcı dokunmatik diyor. Buradan diğer uygulamaları mı indir diyor falan. Diğer uygulamaları da varmış herhalde. Açmak için dokunun diyor. Neymiş bu? Böyle dokunsak da açılıyor. Yani dokunsak da açılıyor yine. Mesela buradan hesap makinesine girelim. Hesap makinesi. Hesap makinesi uygulamasını seçecekmişiz illa. Nerede hesap makinesi? Hesap makinesi nerede? Hesap makinesi. Hesap makinesi yok lan. Ya da ben göremiyorum. Neyse. İşte böyle. Buradan ikide bir reklam çıkıyor. İkide bir reklam. Ne reklamcıymışsınız lan siz? Neyse. Buradan başka ayarları da bakalım. Şuradan bakalım hatta. İşte buradan buradan fener açabiliyoruz. Şu an açtı ama siz göremeyeceksiniz tabii. Parlaklığı böyle. Tamam. Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve desteklemek için abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere Kontrol Merkezi isimli bir uygulama tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar unuttuğum bir şey vardı. Bu uygulamayı bir yandan yardımcı dokunmatiğe giriş yaptığınızda Allah yanlış yerden giriş yaptım. Buradan değil, ayarlardan değil. Yardımcı dokunmatiğe giriş yaptığınızda şöyle göstereyim. Giriş yaptınız. Kontrol merkezini buradan ayarlıyorsunuz. Artıya basıyorsunuz arkadaşlar. Artıya bastığınızda da kontrol merkezini seçebiliyorsunuz. Buradan direkt seçebiliyorsunuz yani geliyor. Umarım video beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.